Arkadaşlar merhabalar bu videomla birlikte trigonometri kampının 7. gününe başlıyoruz. 7. günde trigonometri fonksiyonların periyotlarından bahsedeceğim ve bu fonksiyonların grafiklerinden bahsedeceğim. Toplamda 4 sayfamız var. Bu 4 sayfayı 2-2 diye paylaştıracağız. Yani 7. günde 2 videomuz olacak. İlk videomuzda sayfa kitabımızda sayfa numarası 39 ve 40 işleyeceğiz. Hatta 41'in böyle ilk sorusu kotanjant x'in grafiğinden bahsediyoruz burada. Yani tanjant x'in grafiğini sayfa 40'ta bahsettiysek sayfa 41'de de bir tane soru var onu da çözelim ayıp olmasın diye. Yani sayfa 41'den de bir soru çözeceğiz arkadaşım haberin olsun. E hadi bakalım dersimize başlayalım. Periyot konusunda genelde öğrenciler böyle ezber gidiyor. Mantığını oturturmuyor Sınava girmeden önce bak sınava derken okuldaki sınavınızdan bahsetmiyorum. AYT sınavına girmeden önce hemen böyle bir gün öncesinde sınavdan önce bununla ilgili formüllere bakarsınız. Genelde de aklınıza kalmıyor. Çünkü niye? Bir mantık çerçevesi içerisinde çok fazla oturtmuyoruz. Sadece ezberleyip geçiyoruz. Ben burada ne yapacağım sana? İspatıyla birlikte, temel mantığıyla birlikte hepsini sana anlatacağım. Ha ben burada bir ispat yapacağım mesela. Hocam ben ezberi seviyorum, ispatı sevmiyorum diyenler oradaki ispat kısmını geçebilir. Mantık da anlatacağım ya, mantığını da sevmiyorum hocam, ezber seviyorum diyenler oradaki kısmı geçebilir. Ben sana burada mantığıyla birlikte her şeyini vereceğim. Öncelikle periyot dediğimiz şeyin Türkçesi nedir? tekrar aralığı demektir. Yani tekrar aralığı derken matematikte bir fonksiyon şöyle bir şekilde gitti. Sonra aynı şekilde devam ediyor. Aynı şekilde devam ediyorsa hep bir tekrar var. Yani atıyorum 3 birimde bir tekrar ediyorsa o zaman biz bu tekrara 3 birim diyeceğiz. Yani tekrarı periyodu 3'tür diyeceğiz. Hatta grafik çizip de göstereyim. Bak mesela şöyle bir grafiğimiz var elimizde. Grafikte de şöyle bir şey geldi. Şöyle bir böyle kalp ritmi çizelim isterseniz böyle. Hep de aynı şekilde gitsin bu kalp ritmi. Hatta burası eksi 4 olsun, burası 0 olsun, burası 4 olsun, burası da 8 olsun. Bakın ne oluyor burada? Her 4 birimde bir grafik aynı mı? Aynı. Bak ordinatları falan aynı olsun burada. Ya da şuradaki değerleri hep aynı olsun. Her 4 birimde bir aynı değerleri veriyorsa bize işte bunun tekrar aralığı 4'tür diyeceğiz. Yani periyodu 4'tür diyeceğiz. Tanımını tam olarak vereyim. A'dan B'ye tanımlanan bir f fonksiyonunda her x eleman A olan fx artı t fx fonksiyonuna eşit oluyorsa. Yani bak fx fonksiyonu fx artı t'ye eşit oluyorsa. Yani sen burada bakacak olursan hocam f-4 de 0 f-0 da 0 yani 4 birim sonra aynı değeri veriyorum. Ya da 4 birim sonra bak yine aynı birim ya da 4 birim sonra bak yine aynı birim veriyorum. Her 4 birimde 1 bir. hocam 8 birimde 1 bir de oluyor ya da 16 birimde 1 bir de oluyor diyebilirsin ama bunlardan en küçüğünde en küçüğü periyot oluyor. Yani şuradaki en küçük aralığa biz periyot adını vereceğiz. Tamam. Hatta şöyle de bakabilirsin. Hocam burası eksi 2. Atıyorum burası da artı 2 olsun. Hocam eksi 2'de de şuradaki değer 3 olsun. 2'de de buradaki değer 3. Bak yine 4 birimde bir ne oluyor? Hatta burası da 6 olur o zaman. Her 4 birimde bir. Bak eksi 2'den 2'ye 2'den 6'ya 4 birimde bir Grafik hep aynı noktayı veriyor. Aynı değeri veriyor bana. Aynı değeri verdiği için tekrar aralığı 4'tür diyeceğiz. Şimdi bizim fonksiyonumuz bak şu şekilde olacak. fx eşittir fx artı t şeklinde yazılabildiğinde biz buna ne diyoruz? F fonksiyonuna periyodik fonksiyon diyoruz. Ve buradaki en küçük t sayısına da biz ne diyoruz? F'nin esas periyodu adını veriyoruz arkadaşlar. Yani f(x) eşittir işte, fx artı t şeklinde yazdığında buradaki t'nin en küçük değerine esas periyot adını vereceğiz. Peki şimdi fx fonksiyonun periyodu t iken. Fax artı b'nin periyodu da şu şekilde t bölü mutlak değer a şeklinde tanımlanıyormuş. Hmm, hocam niye mutlak değer? Önce onu söyleyeyim. Arkadaş tekrar aralığımız negatif bir sayı olamayacağı için mutlak değerce almak zorundayız. Bu mantığı bu. Şurada da ben sana şöyle bir temel mantığını vereyim. Eğer bizim fx fonksiyonumuz fx artı t'ye eşitse eğer tabi f fonksiyonun periyodu t olduğunda değil mi? O zaman ben f a x artı b x yerine a artı b yazarsam a x artı b neye eşit olacaktır? f ax artı b artı t eşit olacaktır. Tamam. Yani bizim f fonksiyonun periyodu t ise f x eşittir f x artı t demektir. Buradan da x yerine ax artı b yazdığımda f ax artı b artı t mi oldu burası? Evet. Buradan bir denklem elde ettik mi elde ettik. Şimdi ben neyi bulmaya çalışacağım? f ax artı b'nin periyodunu bulmaya çalışacağım. f ax artı b'nin periyodu da şöyle periyodu da t üssü dersem eğer Şimdi periyodun tanımı neydi? X yerine X artı T yazdığımda fonksiyon eşit olacak değil mi? O zaman ben burada X yerine O zaman F A X artı B'nin periyodu T üstüyse X yerine X artı T üstü yazdığımda O zaman periyoduna ulaşacağım. Hadi yazalım bakalım. F A X artı A T üstü artı B mi yaptı? Evet. Düzenleyelim fonksiyonumuz ne oldu o zaman? ax artı B artı A T üstüne eşit oldu. He. Bunun periyodu da o zaman ne oldu arkadaşlar? Burası mı oldu? Evet. E, yukarıdaki fonksiyonda da periyodumuz neydi? T değil miydi? Yani T neye eşit olacak olmak zorunda? A çarpı T üstüne eşit olmak zorunda. Ben F A X artı B'nin periyoduna T üstü demiştim. O zaman T üstünü yalnız bırakırsam T bölü A'ya eşit olacak? Aynen öyle. Ama bu periyot olduğu için pozitif olmak zorunda. O yüzden mutlak değer içerisine almak zorundayız. Yani A X artı B şeklinde bir doğrusal fonksiyonlar F'in içindeki doğrusal bir fonksiyon varsa işte bunun periyodu T bölü yani F'nin f'nin fon, F, F, F fonksiyonunun periyodu T ise F AX artı B'nin de periyodu T bölü mutlak değer A şeklinde oluyormuş. İspatını yaptım bak. Tamam. İspatını yaptık. Burada bir sıkıntı yok. Şimdi gelelim şuraya. Sinüs fonksiyonunun periyodundan bahsedeceğim. Bak. Beni burada çok dikkatli bir şekilde dinle. Ezberleyebilirsin de. Hocam burası ilk başta kısmı ben şöyle sinüsün işareti şuradaki işareti 1 ya sinüs üzeri 1 sinüs üzeri 1. Yani şuraya n diyelim isterseniz sinüs üzeri n kosinüs üzeri n olsun. n tekse bu formülden bahsedeceğim. Bu formül sinüs üzeri n ax artı b de sinüsün ve kosinüsün derecesi tekse 2 pi bölü a'ya eşittir kardeşim. Tamam nereden geliyor? Hocam nereden geliyor? Öncelikle bir sinüsün bir periyodunu bulayım kardeşim. Sinüsün periyodunu nasıl bulacağım? Şurada anlatayım ben sana. Şurada birim çember çizip anlatayım. Ya da şurada anlatıp şurada anlatayım ben sana. Dur. Şurada birim çember çizip de anlatacağım. Bak şimdi dikkatli bir şekilde dinle. Bak bu mantık belki aklında kalır ve aklında kalırsa daha rahat bir şekilde sinüs ve kosinüsün tanjant ve kotanjantların periyotları aklına gelebilir arkadaşlar. Ama şunu unutma periyodumuz t iken ax artı b'de t bölü mutlak değer a olmasını unutma. Biraz önce zaten ispatını da yaptım. İspatı hocam gıcık bir şey diyorsan eğer ezberle. T bölüm mutlak değer A'yı ezberle. Bak şimdi ben sinüsü bulmaya çalışacağım. Sinüs dediğimiz yer neresi? Burası değil mi? Şimdi öyle bir açı var ki elimde. Şöyle bir açı var mesela. Bu açının sinüs değeri şöyle şuradaki değer yapsın mesela. 1 bölü 2. Bizim tanımımız gereği ne olmak zorunda? fx, f, x artı t'ye eşit olacak. Yani şurada açımız sinüs alfa. 1 bölü 2'ye eşitken. Başka neresi 1 bölü 2'ye eşit oluyor? Ya bir de her bir tekrarda her bir aynı açı gittiğimde 1 bölü 2'ye eşit olacak. Hocam şöyle de olabilir. Şöyle geldiğim zaman da bunun değeri 1 bölü 2 oluyor. Yani ben şu kadar bir açı gittiğim zaman 1 bölü 2'yi buldum. E ben bir daha aynı şekilde tekrar aralığı o zaman burada kaçı diyebilir miyim? Bakalım düşünüyorum. Ben şu kadar bir açı gittim. Bu O kadar bir açı daha gidince buraya geleceğim. E bunun değeri de 1 bölü 2 yapmıyor ki. O zaman bu ikinci bölgedeki buradaki açı değeri maalesef tekrar aralığı olmuyor. E ben o zaman ne zaman şey yapacağım arkadaşım böyle. Bu açıyı ne kadar böyle döndürürsem ne kadar gidersem bir daha 1 bölü 2 elde ederim. Aa hocam buradan hop 360 derece döndürürsem bir daha 1 bölü 2 elde ederim. Ha, o zaman sinüsün periyodu nedir? Hocam sinüs fonksiyonun periyodu 2 pi'dir. Dikkat bak dikkat sinüs fonksiyonunun periyoduna ben 2 pi dedim. Peki sinüs ax artı b şeklinde olunca ne oluyordu? 2 pi bölü a şeklinde olmuyor muydu? Hatta mutlak değer a şeklinde olmuyor mu arkadaşım? Oluyor. İşte buradan geliyor arkadaş. Aynı şeyi kosinüs için de söyleyebilirim. Bak şimdi kosinüs fonksiyonumuz da şu. Burası kosinüs ekseni değil mi kardeşim? Evet. Senin burada bir açı belirledin. Burada kaçının kosinüsü burası. Sen burada açıyı elde etmek için hocam hop şu kadar gidersen en az bunu bulursun en az t'yi bulmaya çalışacağım ya. Hocam şu kadar açı gideceğim. 360'dan daha küçük. Bir daha 360'dan daha küçük bir açı kadar gidersem buradan böyle hop sanırım buraya gelecek. Buradaki değerin kosinüsü de burası yapıyor. Maalesef tekrar açısı burada kaçı olmadı. Ne kadar gidersem hocam 360 derece döndürürsen tekrardan yine aynı açının şeyini sinüsünün kosin pardon burası neydi? Kosinüs ekseniydi. Kosinüsünün de aynı değer olduğunu buluyorum. O yüzden kosinüste de bizim periyodumuz 2 pi. Ama kosinüs ax artı b'de 2 pi bölü mutlak değer a şeklinde olduğunu zaten biraz önce söylemiştik. Evet bunu anladık mı arkadaşım? Anladık. Şimdi dur bu n tekse n tekse çiftse kısmını anlatacağım. Yine birim çemberle anlatacağım. Lütfen dikkatli dinle. Ama önce tanjantı anlatayım ben sana. Bak şimdi tanjanta gelelim. Tanjantın Şimdi ben tanjantın periyodunu bulmaya çalışayım. Yani tanjant değeri. Hocam şu tanjant ekseni değil mi? Senin burada bir açın var. Şöyle bir açın var. Bu açının tanjantı neresi? Hocam bu açının tanjantı işte buradaki değer. Sen buradaki değeri elde etmek için bu açıyı kaç derece döndürmek zorundasın? Hop şöyle. Aa hocam 180 derece döndürürsem buradaki açının tanjant değeri yine bana burayı veriyor. Aa her 180'de bir bir daha 180 buraya geliyor, bir daha 180 buraya geliyor, bir daha 180 buraya geliyor. Her 180'de bir aynı tanjant değerini elde ediyorum. Ya da kotanjant değeri için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Kotanjant eksenini çizip de yine aynı yorum yapabiliriz. Burada da bak çizeyim. Kotanjant eksenini çizeyim ben şimdi burada. Hocam kotanjant ekseni bu. Şimdi bu açının kotanjantı bu. Kotanjant değeri şuradaki değer yapıyor. Şuradaki değer yapıyor. Hocam ben açıyı bak böyle hop 180 derece çevirirsem bunun da kotanjantı bu yapıyor. Bir daha 180 çevirirsem kotanjantı bu. Gördünüz mü? Tanjant ve kotanjantta ne oluyormuş o zaman arkadaşlar? her 180'de bir aynı tanjant değerini ya da aynı kotanjant değerini buluyorum. Dolayısıyla tanjant ve kotanjantta kuvveti ne olursa olsun hiç fark etmez. Periyodumuz pi olacak. Normalde tanjant ve kotanjantın periyodu pi ama ax artı p şeklinde verildiği zaman pi bölü a şeklinde olacağı için mutlak değer içerisinde pi bölü a olmak zorunda arkadaşım burası. Tamam mı? Var mı bir sıkıntı? Yok. Şimdi gelelim şuraya arkadaş. Sinüs üzeri n ax artı b'de ve kosinüs üzeri n ax artı b'de. Şimdi bizim şunlar n çiftse bak n çiftse n çiftse olay değişiyor. Çünkü eksinin sinüs değeri eksi olduğu zaman eksinin çift kuvveti ne yapıyor? Eksinin çift kuvveti kesinlikle ama kesinlikle pozitif yapıyor. Bunda bir sıkıntı var mı? Yok ondan dolayı değişiyor zaten. Buradaki periyodumuz ne oluyor biliyor musunuz? Pi bölü a oluyor. Tamam sen tanjantın mantığını anladın. Kotanjantın mantığını da anladın ya. Şimdi şurayı çizip sileyim ben. Yine birim çemberde göstereyim sana. Bak dikkat et. Bak 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 bak. Olaya bak şimdi. Şunu da biraz şuraya alayım. Hocam çifti göstereceğim şimdi. Bak. Birim çember çiziyorum yine. Şöyle elimde bir değer var. Ve neyi bulayım ben? İlk önce sinüs eksenini de göstereyim ben sana. Sinüs değeri. Bak neyi bulmam lazım arkadaşlar? Buradaki açının alfanın. Hocam sinüs değeri 1 bölü 2 iken ben bir daha 1 bölü 2'yi nerede bulurum? Hocam bir daha 1 bölü 2'yi burada bulurum ama aynı açı kadar gittiğim zaman aynı açı kadar gittiğimde bir daha 1 bölü 2'yi bulamam. Eksi 1 bölü 2'yi falan bulabilirim değil mi burada? Bulamam. Ama şöyle 1 bölü 2 değil de tam 180 derece gittiğim zaman arkadaşlar şuradan böyle geldiğimiz zaman hocam şunlar bir birim bir birim ya kelebek dekoran birebir o zaman burası da 1 bölü 2 yapıyor. Ama eksi 1 bölü 2. Hani 180 derece gittiğim zaman Alfayı 180 derece döndürdüğün zaman eksi 1 bölü 2 elde ediyorum. Ama ben burada sinüsün çift kuvvetini aldığım zaman eksi 1 bölü 2'nin karesi ne yapıyor artı art, yani çift kuvveti artı yapmıyor mu? Evet. Mesela 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4 yapıyor. Eksi 1 bölü 2'nin karesi de artı 1 bölü 4 yapıyor. Aa, o zaman ne oldu? Çift kuvvetlerde hocam 180 derece gittiğimizde de hep aynı sayısal değeri trigonometrik değerin pozitif değerini elde ediyorum. O yüzden burada ne oldu? Pi bölü mutlak değer A oldu arkadaşlar burası. Tamam anladınız mı? Temel mantık bu. Şu mantığı da ben sana vermek istedim. Artık sinüsün, kosinüsün, tanjantın, kotanjantın ya da sinüs de kosinüs de tek olduğunda, çift olduğunda nasıl hareket edebilirsin? Hani kafan karıştı, formülü unutur. Formülü unuttuğun zaman birim çemberi şu şekilde yorumlayabiliyorsan bence olay bitti kardeşim. Tamam? Haydi bakalım. Ezber yapmak istiyorsan da ezberle. Şimdi sinüs burada tek mi? Tek. Tabii biz burada hep böyle birim çemberle göstermeyelim. Yukarıdan anlattık ya sen buradaki soruları birim çember çizerek o mantıktan yapmaya çalışabilirsin. Şimdi sinüs tek. Tek olunca kardeşim sinüs her iki pi de bir şey yapıyor. O zaman 2 pi bölü tek olduğunda yapıyoruz tabii ki bunu. Çift olduğunda eksinin karesi artı olduğunda yapmıyoruz. 2 pi bölü mutlak değer a yani 2. E burası ne oldu o zaman? Şu 2 ile 2 gitti. Pi mi yaptı? Aynen öyle. Şimdi şuna gelelim x'in kat önemli bizim bizim için burada. Hocam bu nasıl yazılıyor? Hocam bu x'in kat x bölü 4 eksi 2 bölü 4 değil mi? Yani x'in kat 1 bölü 4 değil mi arkadaşlar şöyle baktığınız zaman? Evet 1 bölü 4. O zaman bu da sinüsün kuvveti yine tek olduğu için yine burası 2 pi bölü a. A dediğimiz ne arkadaşlar? 1 bölü 4 mutlak değerce tabii. Ters çevirip çarpıyoruz. Bu da 8 pi yapar. Şuraya gelelim. X'in katsayısına bak. Bak. Eksi 3 bölü 2. Dikkat et. i̇şaretiyle birlikte al. 5 bölü 2. Eksi 3 X bölü 2 oluyor. X'in katsayısı eksi 3 bölü 2. Kosinüs tek olduğu için ne olmak zorunda arkadaşlar? Yine 2 pi bölü A. Yani mutlak değer içerisinde eksi 3 bölü 2 olacak. Ters çevirip çarptığımız zaman yani 2 pi çarpı 2 bölü 3 yapar burası. O da 4 pi bölü 3 yapar. Buna gelenin tanjanta gelen Tanjant her pi'de bir göstermiştik burada bak. Her pi'de bir şey yapıyordu. Tanjantın normalde pi yapar. E pi bölü mutlak değere pi bölü mutlak değer 4 yapacak. Yani pi bölü 4 yapar burası. Kotanjantta da yine tek ya da çift olması fark etmez. Pi bölü mutlak değere mutlak değer 2/3 ters çevir çarptığımız zaman da ne yapıyor? 3 pi bölü 2 yapıyor. Yani her 3 pi bölü 2 aralığında kotanjant 2x 2/3x 4 birbirini tekrar eden bir grafiğe sahip diyeceğiz arkadaşlar. Tamam. Örnek 1'i bu şekilde bulduk. Geldik örnek 2'ye. Şöyle bakacak olursak baya bir 15 dakikadır bunu anlatıyoruz ama mantığıyla birlikte anlattığımız için olay böyle. Sen istersen ezberle 5 dakikada geç burayı. Sana kalmış. Evet geldik şuraya örnek 2'ye. A. X periyodik bir fonksiyon olmak üzere. Periyodu 8'dir. Yani periyodu 8 ise arkadaşlar. F1 dediğimiz aslında nedir? Hocam F1 artı 8'e eşittir. Aynı şekilde bak burası kaç yaptı? 9 yaptı. Aynı şekilde F9 artı 8'e eşittir. Aynı şekilde böyle 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 F17 artı 8 şeklinde gitmez mi? Gider. E burada F65 var kardeşim. F fonksiyonun periyodu 8 ise yani her 8'de bir tekrar etmiş ya. Ben burada o zaman 65'i e 8'e böleyim. 8 kere 8, 64 yaptı. Kalan kaç yaptı? 1 yaptı. O zaman kalan 1 ise böyle her 8'de bir tekrar ediyorsa 65 dediğimiz 1'dir. Yani burası 3, F1 yapmaz mı arkadaşım? Yapar. 82'ye bakalım. 82'yi de sen 8'e böleceksin. 10 defa var. Kalan kaç yapıyor? 2. E burası da 2 yaptı o zaman. Artı 2 çarpı. F 2 yapar. Çünkü her 8'de bir tekrar ettiği için buradaki tekrar aralığını bulduk. Normalde burada sen istersen birden sonra tekrar et böyle. Hani 1, 8 ekle, 8 ekle, 8 ekle, 8 ekle. En son 65'i elde edersin. 2, 2'yi 8 ekle, 8 ekle, 8 ekle. En son 82'yi bulursun zaten böyle. Yani F2 8 eklediğiniz zaman F10'a eşit nokta 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 f 82ye eşit. Yani buradan F1 dediğimiz zaten 4 verilmiş bize. F2 dediğimizde zaten 5 verilmiş bize. 4 kere 3 12 artı 5 kere 2 10'dan cevap 22 yapar. Örnek 2 22 oldu. Ve geldik örnek 3'e. Şimdi fonksiyonların esas periyotları hemen bunlara bakıyorum arkadaşlar. Tek burası tek olması önemli değil. T1 ve T2 arkadaşlar T1'i bulalım. Şimdi sinüs neydi? 2 pi. 2 pi bölü a. Yani 2 pi bölü 5 yaptı. T2'yi bulalım hemen. Hocam bu da tanjant olduğu zaman pi bölü mutlak değer a. Sadece x'in kat bakıyoruz. Fonksiyon 2 ile çarpılmış 5'e işte, e bölünmüş falan filan önemli değil. Sadece x'in önündeki kat bize periyodu belirliyor kardeşim. Sadece buraya bakacaksın. Ya da fonksiyondan 2 tanjant x'den 5 çıkarılmış 5 eklenmiş. Onlar hiç önemli değil. Tamam mı? Periyot için x'in kat bakıyoruz sadece. E bizden t1 eksi t2 isteniyor. Yani 2 pi bölü 5 eksi pi bölü 3 isteniyor. Şunu 3 ile genişletirsem bunu da 5 ile genişletirsem 3 kere 2 6 pi eksi pi bölü 5 kere 3 15. Yani cevabımız 5 pi bölü 15 yapar dostlar. Geldik sonrakiden. Evet bunun periyodu fx fonksiyonun periyodu 8'dir. F1, F2 e eşit demiş. Normalde F1'in neye eşit olması lazım? 8 fazlası F9'a. 8 fazlası F17'ye falan filan eşit olması lazım değil mi? E hocam 2023'e de eşit mi acaba diye bakacağız. E burada eşit mi? 2023'ü bir 8'e bölelim bakalım. F1 buna eşit olacak mı? 2023'ü sen 8'e bölsen kaç yapıyor arkadaşım? 8'e bölsen kalana bakacaksın. 8, 8 ile bölmede sonuç şeyine bakıyorduk basamağına bakıyorduk. 23'ü 8'e bölsen kaç yapıyor? 0, 23'ü 8'e bölsen. Hocam 3 kere 8, 24. Ee, ya da direkt böl ya. Aman neyse. Buradan 2 kere 8, 16. Sonra 4 kaldı. Bölünmüyor 2. Ee, 4 kere 8, 32. 5 kere 8, 40. 40 yaptı. 23. Ee, 2 kere 8, 16. 6, 7 mi yaptı? Evet 7 yaptı. Aslında burası 2023 ne oldu arkadaşlar? 8'e bölündüğünde 7 yaptı. F1 F7'ye eşit mi arkadaşlar? Cık, değil. Yani birincisi yanlış oldu. F4x fonksiyonun periyodu 2'dir. Arkadaş F fonksiyonun periyodunu kaç vermişti? 8 vermişti. Hocam F fonksiyonun periyodu 8 iken F4x hani Fx fonksiyonun periyodu neydi? T iken F ax artı b fonksiyonunun periyodu t bölü mutlak değer a değil miydi? Evet. Burada da f fonksiyonun periyodu 8 iken yani 8 iken şuradaki f 4 x'in periyodu da x'in katsayısı 4 olduğu için ne olmak zorunda periyodu 8 bölü mutlak değer 4 olmak zorunda. Bu da 2'ye mi eşit işte oldu? Evet bu doğru olmuş oldu. Şimdi f fonksiyonun periyodu 8 ise bu x'in katsayısı kaç? Eksi 2 bölü 3. E o zaman bunun periyodu da ne olmak zorunda? 8 bölü mutlak değeri içerisinde bunun katsayısı. Eksi 2 bölü 3 olacak. Ters çevir çarptığımız zaman 3 bölü 2 ile çarptığımız zaman 3 kere 8 24 bölü 2'den 12 yapar. Evet bunun periyodu da 12 yapar. Doğru mu? Kesinlikle doğru olmuş oldu arkadaşlar. Evet tanımı bildik daha sonra. Olay bitiyor kardeşim. Bak fx t iken fa x artı b t bölü x'in kat sayısına bakıyoruz. Mutlak değer a şeklinde olduğunu zaten size söylemiştik. Evet geldik örnek 5'e. Şimdi... Bakalım ne demiş örnek 5'te. fx fonksiyonu a eksi kosinus b artı c verilmiş. Fonksiyonu veriliyor. Bu fonksiyonda a ve b sayısının artması durumda periyodun nasıl etkileyeceği ile ilgili 3 farklı öğrencinin görüşü verilmiştir. Mert, Tuğrul ve Arı. Mert bu işi biliyor. Büyük ihtimal Mert'tir cevap. Mert a periyoda etkilemez. Evet. Periyoda etkileyen sadece ve sadece fonksiyonun içerisindeki neydi x'in katsayısıydı. A etkilemez. Doğru, kesinlikle. Ya bunun etkilenmediğini ne zaman anlatacağım? Bir sonraki videoda garanti net bir şekilde anlayacaksın. Ama etkilemediğini şimdilik bil kardeşim. Tamam Bir sonraki videoda anlatacağım. B'nin artması periyodu arttırır ya da azaltır. Hmm. Gerçekten öyle mi? Mesela B birken. Periyodu ne oluyor arkadaşlar? Hani kosinüsün periyodu neydi? 2 pi'ydi. 2 2P pi bölü ne olacak burası? 2 pi bölü 1 olacak. Yani 2 pi oldu. B'yi ben 2 yaparsam ne olacak arkadaşlar? 2 pi bölü 2'den pi yaptı. A azaldı. Ama arttırır ya da azaltır diyor. Bir de negatif sayılarda bakalım. Hocam B eksi 1 iken periyodumuz ne yapıyor? 2 pi bölü mutlak değer eksi 1 yapıyor. Mutlak değer eksi 1 yapıyor. O da 2 pi yaptı. Evet burada normalde şu B'yi eksi 2 aldığımız zaman ne yapıyor arkadaşlar? 2 pi bölü mutlak değer eksi 2'den. O zaman bu da ne yapıyor? Pi yapıyor? Aynen öyle. He arttırdığım zaman azaldı. Bak dikkat et. B'yi ben arttırdığım zaman burada periyot azaldı. Negatif sayılarda da B'yi ben böyle arttırdığım zaman burada da arttı. Gördün mü? Eksi 2'den eksi 1'e arttırdığım zaman burada da artmış oldu arkadaşlar. Yani Mert'in dediği doğru oldu. B'nin artması periyodu arttırır ya da azaltır. Pozitif olduğunda art, azaltıyor. Bak. 1 iken 2 yaptığımda B'yi arttırdığımda periyodumuz azaldı. Negatif olduğumda eksi 2 iken 1 yaptığımda yani arttırdığımda periyodumuz ne oldu? Arttı arkadaşlar. Tamam Mert kesinlikle doğru. Tuğrul'a bakalım. A ve B'nin artması periyodu arttırır. Hayır A bizi ilgilendirmiyor arkadaşlar. Kesinlikle ama kesinlikle yanlış. Zaten B'nin artması dedik ya B pozitif ya da negatifse değişiyordu zaten. Buradaki B B için söylenen de yanlış oluyor. A periyodu etkilemez. Doğru. B'nin artması da periyodu azaltır. Hayır. B'nin artması periyodu bak gerçekten azaltıyor ama pozitif olduğunda azaltıyor. Negatif olduğunda ben B'yi arttırdığım zaman e, artıyor. Periyodumuz da artıyor arkadaşlar. Buna dikkat et. O da mutlak değerden dolayı kaynaklanıyor. Yani bu da yanlış. O zaman bizim Merdo doğru söylemiş oluyor. Örnek 5'i böylelikle mert bulmuş olduk. Geldik örnek 6'ya. Arkadaşlar fx periyodik fonksiyon olmak üzere fx şöyle köşeli parantez içinde fx fx per fonksiyonun periyodu demiş tamam arkadaş şöyle bir fonksiyon verilmiş köşeli parantez içinde periyot demek ya bu bunun periyodu gerçekten 2 pi bölü 3 mü bakalım arkadaşlar bunun periyodu 2 pi bölü kosinüs olduğu için ve tek olduğu için 2 pi bölü şu mutlak değer 3 yani 2 pi bölü 3 mi yaptı arkadaşlar aynen öyle tamam burası 2 pi bölü 3 yaptı birincisi doğru olmuş oldu e, hocam fx fonksiyonunun periyodu 2 pi bölü 3 iken bulduk. f2x neye eşit oluyordu? Bak bir daha hatırlatayım. Tanımı yazayım. fx fonksiyonunun periyodu t iken f ax artı b'nin periyodunu bulurken nasıl buluyorduk arkadaşlar? t bölü mutlak değer a şeklinde buluyorduk. O zaman f2x'in periyodunu bulurken ne yapacağım arkadaşlar? Bu da normalde fx fonksiyonunun periyodu 2 pi bölü 3 ya. Bunu bunun mutlak değerine yani x'in katsayısının Mutlak değerine böleceğim. Yani bu da pi bölü 3 mi yaptı arkadaşlar? Evet. ikiler sadeleşti. Pi bölü 3 yaptı. O zaman bu yanlış olmuş oldu. Şuna bakalım. Bunun böyle köşeli parantezce x'in kat sayısı kaç? Dikkat et. x'in kat sayısı 1 bölü 3. Dikkat et. Şimdi bizim f fonksiyonun periyodu neydi? 2 pi bölü 3'tü. O zaman bunun periyodunu bulurken 2 pi bölü 3'ü kaça böleceğim? Mutlak değeri içerisinde x'in kat sayısı. Hani x bölü 3 eksi 2 bölü 3 ya bu. Yani 1 bölü 3'e böleceğim arkadaşlar mutlak değer içerisinde. E o zaman burada bölü 3'ler gitti. Mutlak değerdi de zaten artı yaptı. Bu da 2 pi yaptı. Yani bu da doğru olmuş oldu arkadaşlar. O zaman örnek altı 1 ve 3 çıkmış oldu arkadaşlar. Örnek altıyı da bu şekilde bulduk. Güzel soru değil mi? Ama nerede bitiyor olay? Şu tanımı bilmekte bitiyor kardeşim. İspatını da yapmıştık zaten değil mi? Evet. Evet şimdi geldik trigonometrik fonksiyonların grafiklerine. Biz aslında seni bu zamana kadar neye alıştırdık? Bunun altyapısına alıştırdık. Yani sen trigonometrik fonksiyonların böyle periyotlarını bil ki grafikleri rahat bir şekilde çizebilesin diye. Sınavda çıkar mı? Valla bilmiyoruz. Mantığıyla birlikte gösterdik. Çıkar ya da çıkmaz. Ama belki de soru içerisinde kullandıracak ya. Ben sana o yüzden zaten mantığını falan verdim şimdi. E burada da arkadaşlar bizim için grafik çizerken periyot olmazsa olmazımız. Evet. Şimdi grafik çizilirken öncelikle ilk işimiz zaten esas, esas periyodunu bulmak. Yani fonksiyonun esas periyodunu bul ki senin fonksiyonun esas periyodunu bulduktan sonra bir grafik çizeceksin. Ondan sonra hep aynı periyotta aynı şekilde devam edecek diyeceksin orada. Yani sen fonksiyonun böyle eksi sonsuzdan artı sonsuza bütün grafiğini çizmeyeceksin. Sonuçta bir yerden bir yere bu tekrar ediyor. Belli bir yerdeki 0 pi aralığında mesela pi ise eğer bunun e, tekrar aralığı 0 pi aralığını çizersen sonra kopyala yapıştır, kopyala yapıştır diyerek fonksiyonun bütün grafiğini çizebilirsin. O yüzden ilk önce esas periyodu bulacağız. Eyvallah. Sonra seçilen aralıkta fonksiyonun değişim tablosu yapılır. Yani böyle seçilen aralıkta mesela 0 2 pi aralığına baktıysan 0 2 pi aralığında kritik sayılar vardır. Mesela bunlar nelerdir? E 45 derece işte 90 derece işte ne bileyim 180 derece gibi değerler kritik değerlerle oradaki noktalar belirlenir. Ondan sonra o noktaları belirledikten sonra da o noktalardan geçen grafiği çizeceksin kardeşim. Bu kadar basit. Öncelikle sinüs x'in grafiğini çizelim seninle birlikte. Bizim olmazsa olmazımızı şuraya koyalım mı? Bak bizim olmazsa olmazımız bak şöyle ben buraya bir çizeyim. Bu ne demekti arkadaşlar? Kosinüs ekseniydi. Burası neydi? Burası da sinüs ekseniydi. Hani burası 1'e 0. Şurası 0'a e 0'a 1. Burası neydi arkadaşlar? Eksi 1'e 0. Burası da kaç derece? Ya derece değil de 270 derece de. Burası da 0'a eksi 1 noktası değil mi? Evet. Hatta bunlara böyle cs, 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 cs yazıyorduk. Şuraya bakıp hızlı bir şekilde en azından kosinüs değerlerini, sinüs değerlerini bulabiliriz. Arkadaş şimdi ilk önce sinüs fonksiyonu periyodu nedir? periyot dediğimiz yani esas periyot dediğimiz 2 pi değil miydi arkadaşlar? 2 pi bölü x'in kas sayısı zaten 1. 2 pi bölü 1'den ne yapıyor? 2 pi yapıyor. Yani her 2 pi de bir tekrar ediyor. O zaman ben 0 2 pi aralığında bunun grafiğini çizmeye çalışayım. Grafiğini çizerken bir tablodan da yararlanayım. Şöyle 0 2 pi arasında 0'da kaç yapıyor? Ondan sonra 90'da kaç yapıyor? Sonra 180'de kaç yapıyor? sinüs fonksiyonu sinüsü bulmaya çalışacağım ya sinüs x sonra 180'den sonra ne var 270'te kaç yapıyor bir de 360'te kaç yapıyor bunları bulalım hocam sinüs 0 0'a baktığım zaman bak burası 0 derece değil mi evet şimdi burası 0 derece dur bakayım şöyle bir şurayı da kopyalayayım biraz sonra bana burası yine lazım olacak bakarken arkadaş şimdi sinüs 0 hocam 0 derece şurası şöyle gösterecek olursak 0 derece burası Sinüs 0 neye eşit oldu? 0'a eşit oldu. 90 derece burası. Sinüs 90 neye eşit oldu? 1'e eşit oldu. Sonra 180 derece burası. Sinüs 180 neye eşit oldu? 0'a eşit oldu. 270 derece burası. CS'de sinüs eksi 1'e eşit oldu. 360 derece neye eşit oldu? 360 tam buraya denk geliyor. Sinüs değeri de yine 0'a eşit oldu. E ben tamam. Periyodu 2 pi buldum. Sonra 0 2 pi arasındaki yani bu şey dediğimiz aslında 360 dediğimiz 2 pi değil mi? Ya da burası 3 pi bölü 2 değil mi? Ya da burası pi değil mi? Burası da pi bölü 2 değil mi? Yani 0 2 pi aralığındaki değerlerini de buldum. Artık ben grafiği çizebilirim. Haydi bakalım grafiği çizelim. Bak şimdi dikkat dikkat. Grafiği çiziyoruz. Bak grafik ne güzel çıkacak şimdi. Yılan gibi bir grafik çıkacak. Bak dikkat et. Sinüs fonksiyonumuz 0'da nereye denk düşüyor? 0'a denk düşüyor. 90'da nereye düşüyor? Yani pi bölü 2'de nereye düşüyor? 1'e. Evet 90'da 1'e düşecek. Şurası 90 olsun. Pi bölü 2'de. Şu 90'da 1 olsun. Şuraya gelsin. Sonra 180'de yani pi'de şurası pi olsun. Pi'de ne yapıyor? 0 olacak. Sonra 270'de yani 3 pi bölü 2'de kaç olacak? 3 pi bölü 2'de de eksi 1 olacak. Hocam eksi 1 olacak şöyle. Şurası olacak. E sonra 360'da da yani 2 pi'de de neresi olacak arkadaşlar? 0 olacak. Yani bizim grafiğimiz ne yaptı? Dikkat. Hocam şöyle bir şey yaptı. Bak şöyle bir şey yaptı. E hocam 0-2 pi arasındaki grafiğini çizdiysek artık bizim grafiğimiz istediğin kadar uzat. Bundan sonrasını kopyala yapıştır. Hocam böyle gelmiş böyle gitmiş. Aynı şekilde devam edecek. Bak onu da neyle göstereyim? Kırmızıyla göstereyim. Devamı da bak şöyle gelmiş böyle gitmiş. Böyle gelmiş böyle gitmiş. Şurasının bir burasının da eksi bir olduğunu biliyoruz. Aynı şekilde devam. Hocam şöyle Şöyle, şöyle. Bak, aldım onu buraya yapıştırdım. Aynı şekilde devam. Yılan gibi devam ediyor. Şöyle ve şöyle devam ettireceksin. Bu tarafta da bak böyle gelmiş, böyle gitmiş. Hocam bu tarafta da şöyle gelmiş. Nasıl gidecek? Şöyle gelmiş, sonra böyle gelmiş, sonra böyle olacak. Aynı şekilde böyle, böyle ve böyle devam edecek arkadaşlar böyle eksi sonsuza kadar. İşte sinüsün grafiği bu yaptı arkadaşlar. Kolay değil mi? Gerçekten çok kolay. Geldim buraya. Şuraya CTRL e bir V yapayım. Çünkü kosinüs ve sinüs değerleri bana şimdi yine lazım olacak. Şöyle şurada alayım ben bunu. Hocam kosinüsün grafiğini çizerken kosinüsün periyodu. Hocam periyot dediğimiz nedir? Periyot dediğimiz kosinüste de yine 2 pi bölü a'dan yani 2 pi değil midir? Evet. Şimdi yine tablomuza bakalım. O zaman biz 0 2 pi arasına bakalım. 0 pi bölü 2. Sonra burası pi. Sonra 3 pi bölü 2 ve 2 pi'ye bakalım. 0 2 pi arasındaki çizmemiz yeterli çünkü. Haydi çiziyoruz. Arkadaş ben şimdi kosinüs x'in grafiğine bakıyorum. Kosinüs 0 neye eşit? Hocam 0 derece burada. 0 derecede kosinüs 0 1'e eşit. Kosinüs pi bölü 2. Pi bölü 2 burası kosinüsü 0'a eşit oldu. Pi burası 180 derece. Kosinüsü eksi 1'e eşit oldu. 3 pi bölü 2 burası kosinüsü bak 0'a eşit oldu. 2 pi de şurası kosinüsü neye eşit oldu? 1'e eşit oldu. Tamam. Haydi bakalım. Şimdi yılan gibi grafik yine çıkacak böyle. Yılan gibi Kim kullanıyor. Genelde Mert Hoca kullanıyor galiba. Oradan aklımda kaldı galiba. grafiği çiziyorum. Bak şimdi. Kosinüs sıfırda neyi verecek bana? Biri verecek. Bak bu sefer birden başlıyor. Birden. Pi bölü 2'de. Hocam şurası pi bölü 2'de. Pi bölü 2'de sıfır verecek. Pi bölü 2'de sıfır verecek bana. Şurası olacak. Sonra pi de eksi 1'i verecek. Hocam şurası pi iken. Pi iken Eksi 1'i verecek bana. Eksi 1 bak şurası. Şurası. Sonra 3 pi bölü 2 de 0 verecek. Hocam burası 3 pi bölü 2 iken 0 verdi. Şunları kocaman kocaman yapalım. Şöyle şöyle ve şöyle oldu. Sonra 2 pi de neyi verecek arkadaşlar? 2 pi de de 1 verecek. İşte grafiğimiz nasıl olacak? Hop şöyle bu noktalardan geçecek ve şöyle olacak. Arkadaş ben 0 2 pi arasını böyle bulduysam devamı da böyle olacak. Kopyala yapıştır kardeşim. Hadi bakalım kopyalayıp yapıştırayım. Hocam devamı bak buradan gelmiş aşağı inmiş, sonra böyle çanak yapıyor. Hadi bakalım çanak yapalım. Şöyle çanak yapacak. Ondan sonra yine aynı şekilde çanak yapacak. Burada da böyle bir çanak yapacak. Böyle bir çanak yapacak. Sonra böyle bir çanak yapacak yine. Sonra böyle bir çanak yapacak. Böyle devam edecek arkadaşlar? Evet. Yalnız bu 0 2 pi aralığında. Burası 2 pi iken buranın 4 pi olması. Burası e, sıfırken, 0 iken buranın ne olması arkadaşlar? 0 iken tam burada şöyle çanak yapacak. Buranın eksi 2 pi olması. Buranın sonra çanak yaptığı noktada buranın da eksi 4 pi olması. Hep 2 pi aralığında böyle böyle devam edecek. Evet işte bu şekilde. Yılan. Yılan hareketi. Aa, Yılan şöyle bakacak olursak bunları bilmek lazım bu arada. Sinüs ve kosinüsü bil. Ya sinüs ve kosinüs yılan hareketi yapacak. Bak sinüs sıfırda yılan hareketi yapıyor böyle. Tamam mı? Sıfırda yukarı hareketli yılan hareketi yapıyor. Öbürü de birde yılan hareketi yapıyor. Yılan hareketi en büyük değer bir ya. Birden aşağı doğru inecek. Böyle yılan hareketi yaparak devam edeceksin. Bunu bu şekilde bilmek lazım. Yani biz grafiklerle ilgili işlem yapmak istiyorsak sinüsün grafiğini de bileceğiz. Kosinüsün grafiğini de bileceğiz. Bak. E, hocam sıfırda başladığını nereden bileceğiz? Kardeşim sinüs sıfır sıfır ya. Birisi sıfırda başlıyor. Sinüs sıfırda başlayıp yılan hareketi yapıyor. 2 piya da. Bu da öbürde de birden başlayıp böyle yılan hareketi yapacaksın kardeşim. Tamam. Bunu bil. Çünkü bilmek bir sonraki videoda nasıl faydalı onu göreceksin. Çünkü biz sinüs x'i bilelim ki sinüs 2 x'in grafiğini çizebilirim. Ya da 3 sinüs x'in grafiğini çizelim. Ya da 5 sinüs x bölü 4'ün grafiğini çizelim mesela. İşte sinüs x'in ya da kosinüs x'in grafiğini bildiğimiz zaman biz bunları da çizebiliyoruz. Şimdi tanjant x fonksiyonuna bakalım. Tanjantın periyodu nedir arkadaşlar? Öncelikle periyoda bakıyorum. Periyodumuz hocam pi değil miydi tanjantta? Evet. Her pi aralığında bakacağız. E hocam pi aralığında bakacaksak o zaman ne yapalım? İlk önce böyle sıfırla pi aralığına bakacağız gibi geliyor bana değil mi? Şöyle şey yapalım o zaman tanjant x yazayım buraya. Şöyle belki gerisine de bakarım belki. Sıfır yazayım buraya. Sıfırla pi arasını o zaman tanjantta böyle pi bölü 4 45'e de bakmak daha mantıklı. Çünkü tam 45'te 1 yapıyor ya. O yüzden pi bölü 4 ondan sonra 90'a bakalım. Pi bölü 2 sonra 3 pi bölü 4'e bakalım. Bir de nereye bakalım arkadaşlar? Bir de şeye bakalım. Pi'ye bakacağız ya sıfırla pi arasında. Tamam. Şimdi tanjant sıfır nedir arkadaşlar? Şöyle birim çember çizsek tanjant 0 0 derece neyi gösteriyor? 0 gösteriyor. Tanjant 0 0 olduğunu biliyorum. Tanjant 45'in 1 olduğunu biliyorum. Tanjant 90'ın ne olduğunu biliyorum arkadaşlar. Tanjant 90 nedir? Şurada göstereyim. Tanjant 90 sinüs 90 bölü kosinüs 90 olacak ya. Kosinüs 90'da ne? Bak şurada bak 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 bak. Kosinüs 90 neye eşit arkadaşlar? 0'a eşit. Hocam kosinüs 90 0'a eşitse 1 bölü 0 yapıyor burası. Hocam o da tanımsız yapıyor. Yani tanımsız dediğimiz artı sonsuz yapıyor. O zaman burası artı sonsuz yapacak. Sonra burası 3 pi bölü 4. E, yani tanjant 135 kaç yapıyor? Eksi 1 yapıyor ikinci bölgede. E, öbürü de pi de kaç yapıyor arkadaşlar? Tanjant pi de birim çemberde gösterirsek. Tanjant pi de 180 aslında. Sinüs 180 bölü kosinüs 180. Hocam kosinüs 180 zaten 1. Ee, Burası da 0 ya ya da kosinüs 180 eksi 1 ya 0 bölü eksi 1'den 0 oldu belli zaten. Tamam hadi bakalım grafiği çizelim. Bak şimdi grafiği çizelim. Hop şöyle hop şöyle. Dur dur dur. Grafiği çiziyoruz şimdi. Hocam 0'dayken 0. Sıfır. Pi bölü 4'teyken 1. Pi bölü 4'teyken 1. Bir. Biraz daraltayım şunu. Pi bölü 4'teyken 1 yapacak. Yani şurası 1. Pi bölü 4'te. Sonra pi bölü 2'ye geldiğinde hocam pi bölü 2'ye geldiğinde artı sonsuz. Yani bu bizim asimtotumuz oluyor. Tamam Yani buna pi bölü 2'ye gelemeyecek yani. Yani bizim fonksiyonumuz nasıl olacak arkadaşlar? Hani şöyle geldiyse şöyle gelecek. Bak dikkat et. Şöyle gelecek ve buna değmeden böyle gidecek. Devam edelim. 3 pi bölü 4'te ne yapıyor? Hocam 3 pi bölü 4'te eksi 1 yapıyor. 3 pi bölü 4'te eksi 1. Eksi 1 burada. Şöyle. 3 pi bölü 4 burası. Eksi 1 burası. Pi de de 0 yaptı. Pi de de 0 yaptı. Şöyle. Ondan sonra burada da ne yapıyor arkadaşlar? Şöyle. Bu zaten şuradan buradan geçecek. Buradan böyle devam ettirebiliriz. Aslında burada bunun devamını da getirirsek bir tanesini bulacağız aslında. Şurada kesildi ya burada nasıl devam ediyor onu tam bilmiyoruz. O zaman burada şeye doğru da gidelim. Yani burada eksi pi bölü 4'e de bakalım. Eksi pi bölü 4 ne yapar? Eksi 1 yapar. Sonra pi bölü 2 ne yapar? Pi bölü 2 de eksi sonsuz mu yapar? Eksi pi bölü 2 de eksi sonsuz mu yapar? Evet. Şimdi eksi pi bölü 2 niye eksi sonsuz yapıyor hocam? Tanjant eksenine bak. Eksi pi bölü 2 dediğimiz şuradaki değer yapıyor. Normalde şöyle geldiğin zaman bizim ee, 90 derece burası yapıyor. Artı sonsuza doğru gidiyor. Bak Normalde şöyle geldiğin zaman bak artı sonsuza kadar gidiyor. Şöyle geldiğin zaman eksi pi bölü 2'ye geldiğin zaman da tanjant değeri de bak şuradan eksi pi bölü 2'ye geldiğin zaman da eksi sonsuza doğru gidiyor değil mi? Eksi pi bölü 2 aşağı doğru gittiği için eksi sonsuz yapıyor. O zaman burada şimdi eksi pi bölü 4'e bak. Hocam eksi pi bölü 4 neyi verdi bana? Eksi 1 verecek. Şu eksi 1 verecek. Şurası eksi 1. Sonra eksi pi bölü 2'de eksi sonsuz verecek. Eksi pi bölü 2'de bu da yine düşey asimtotu olacak. Eksi 2 verecek. Yani şu noktadan da geçecek. Hadi geçirelim onu. Hocam şöyle bir şey olacak. Ha, şimdi eksi pi bölü 2 ile şurası da pi bölü 2 değil miydi arkadaşlar? Şurası da. Yani bizim zaten periyodumuz kaçtı? Pi'de. Her pi'de bir tekrar edecek. Bak her pi'de bir tekrar edecek. Şurası pi bölü 2. Burası pi, pi bölü 2. Toplamda pi, e, pi yaptı burası. Her pi'de bir aynı grafiği elde edeceğim. O zaman benim bunlar düşey grafikler düşey asitotlarımız böyle her pi aralığında pi bölü 2'den sonra 3 pi bölü 2 de olacak böyle. Düşey asitotları böyle çizeceğiz arkadaşlar. Düşey asitotları aslında böyle çizmek daha mantıklı. Şunlar, şunlar da şey olmayacak. Şöyle çizeceğim. Ve her doğru arasında nasıl olacak arkadaşlar grafiğimiz? işte bu şekilde olacak. Şöyle. Bak işte o yüzden hep ne oldu burası? Tanjant fonksiyonu hep artan. Çünkü sağa doğru gittikçe bak ne yapıyor? Daha öncesinde de söylemiştik. Tanjant fonksiyonumuz ne yapıyor? Sağa doğru gittikçe hep artıyor bak. Yani x değerleri arttıkça x değerlerini arttıracaksa sağa doğru gittikçe hep fonksiyonumuz artıyor. Bak hep fonksiyonumuz artıyor. O yüzden tanjant her bölgede artandır diye daha öncesinde söylemiştik. Evet bunu da hallettik. Şimdi son olarak kotanjant x'e bakalım. Aynı şekilde kotanjant x'in periyodu nedir arkadaşlar? Pi'dir. Şimdi şeylere bakarken hocam 0 pi bölü 4 sonra pi bölü 2 ve eksi pi bölü 4 ve eksi pi bölü 2'ye bakarsam sanırım yeterli olacaktır kotanjantta. Hocam kotanjant 0 nedir? Kotanjant 0 0 değil. Kotanjant 0 nedir? Yo burada da bu şeyde böyle olmayacak galiba. Dur bakayım. Kotanjant 0'a bakıyoruz şimdi değil mi? Kotanjant 0 dediğimiz nedir? Hocam kotanjant 0 dediğimiz kosinüs kosinüs 0 bölü sinüs 0'dır. Bu 1 bölü 0 tanımsız yapıyor. Artı sonsuz mu yapıyor? Evet. Artı sonsuz yapıyor arkadaşlar. Niye artı sonsuz? kotanjant sıfıra bakacak olursan arkadaşlar. kotanjant ekseni bu ya. Bak şimdi kotanjant ekseninde gittiğin zaman şuraya doğru gittiğin zaman artı sonsuza doğru gidiyor mu? Evet. Artı sonsuz oluyor arkadaşım burası. Şimdi devamını getirelim. Pi bölü 4'e bakalım. Pi bölü 4. Hocam kotanjant pi bölü 4 artı 1 yapıyor. Kotanjant 90'da yok bu 1 yapıyor. Artı 1 yapıyor. E, kotanjant Kotanjant 45 1 mi yapıyor? Evet 45 45 90 üçgeninden 1 bölü 1'den 1 yapıyor. Burası kaç yapıyor? Kotanjant 90 ne yapıyor? Kotanjant 90 da 0 yapıyor arkadaşım. Niye? Birim çemberde göstersen e, kotanjant 90'ı şöyle de göstersen oluyor zaten. E, bu kosinüs 90 bölü sinüs 90 yapıyor. Bu da 0 bölü 1'den kaç yapıyor? 0 yapıyor. Tamam arkadaşım. Buranın da zaten ne olduğunu? Eksi 1 olduğunu. Buranın da 0 olduğunu zaten söyleyebiliriz. Hatta devamını götürelim. Pi bölü 2'den sonra 3 pi bölü 4 geliyor değil mi? 3 pi bölü 4 geldiği zaman da ne oluyor? 3 pi bölü 4'te pi bölü 4'te 1 ya. 3 pi bölü 4'te de eksi 1 yapıyor. Sonra öbürü ne yapıyor arkadaşlar? 2 pi. 2 pi değil pi yapıyor değil mi? 3 pi bölü 4'ten sonra pi geliyor. Pi'de de kaç yapacak? Hocam pi'de de şöyle baktığımız zaman eksi sonsuz yapacak. Çünkü kotanjant ekseni bu. Sen pi'ye doğru gitsen. Hocam 180'e doğru gitsen bak eksi sonsuza doğru gidiyor mu? Gidiyor. Burası da eksi sonsuz olduğunu buluruz. Ha, artı sonsuzla eksi sonsuz arası sıfırla pi arasında ya. O yüzden buraya bakmak daha mantıklı. İlk etapta çizerken bak şimdi bak 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 bak. Sıfırla pi arasında çizeceğim. Sıfırla pi arasında. Hocam önce sıfırla pi arası. Çünkü artı sonsuz ve eksi sonsuz var. Sıfırda tam sonsuz. Bu düşey asimptot yapıyor. Asimptotumuz burası. Tamam buraya hiç değmeyecek. Bu eksene hiç değmeyecek. Yani x eşittir sıfır doğrusuna hiç değmeyecek. Pi bölü 4'te kaç? Pi bölü 4'te 1 yapacak. Pi bölü 4'te 1 yapacak. Tamam. Şuradaki nokta yapacak. Sonra pi bölü 2'de 0 yapacak. Pi bölü 2'de 0. Pi bölü 2'de 0. Sonra 3 pi bölü 4'te eksi 1. 3 pi bölü 4'te burası orada da eksi 1 yapacak. Şöyle bir şey yapacak. Sonra pi de de artı sonsuz yapacak. Yani pi de tam böyle bu da düşey asiptot olacak. Bak dikkat et. Burada nasıl geldi şimdi? Hocam buradan böyle gelecek o zaman. Hani şöyle gelip şöyle. Buradan sonra da eksi sonsuza gidiyor dedik ya eksi sonsuz olacak. Burada da o böyle artı sonsuz olacak değil mi arkadaşlar? Ah. O zaman bizim aralığımız bu sefer kotanjant fonksiyonu da bu şekilde. Bak sağa doğru gittikçe kotanjant hep azalan olduğunu söylemiştik. Sağa doğru gittikçe de hep fonksiyonumuz azalıyor mu arkadaşlar? Azalıyor. Aşağı doğru gidiyor çünkü. E ben sıfırla pi arasında bunu bu şekilde çizdiysem devamında da yine aynı şekilde pi birim ötesinde şu pi birim gerisinde şu pi birim gerisinde şu yapıp grafiği yine şöyle Tam buradan sonra böyle. Tam böyle geldi. Eksenden sonra şöyle. Tam böyle geldi. Hop eksenden sonra şöyle olacak şekilde grafiği çizebilir miyim arkadaşlar? Çizebilirim. Yalnız tam böyle sıfırda bir büküm noktası oluyor böyle. Tam güzel bir şekilde çizmek lazım. Aslında şöyleyken grafiği daha güzel çizecek olursak şöyle gelip tam böyle sıfırda bir büküm noktası olup sonra böyle gelip şurada da şu ekseni şu şekilde yapıyor arkadaşlar. Tamam mı? Yani şuradaki ekseni de bu şekilde yapıyor. Kotanjant ekseni de bu şekilde. Bak daima sağa doğru gittikçe fonksiyonumuz azalıyor. Kotanjantın da daima azalan olduğunu grafikle de görmüş oldun. Evet sinüsü, kosinüsü, tanjantı, kotanjantı bildik. Çözdük ve gösterdik size. Yalnız trigonometrik fonksiyonlarla ilgili grafikler sorulduğunda bunların 2 katı, 3 katı, 5 katı ya da sinüsün içerisi 3x'li, 5x'li, 3x artı 7'li falan filan bir şeyler gelecek. Bunları böyle bilmek istiyorsanız sana tavsiyem sinüsün ya da kosinüsün grafiğini bil. zaten bilmek çok kolay. Yılan gibi hareket yapacak. 1 ve eksi 1 en büyük değerleri zaten. Hocam sinüs nereden başlıyor da sıfırdan? Sıfırdan geçen bir yılan yaparsın. Öbürü de birden geçen bir yılan yaparsın. Olay biter. Bunu bil. Çünkü bununla ilgili sinüs ve kosinüsle ilgili grafikler çok fazla karşımıza çıkıyor. Ha tanjant çıkarsa da bu şekilde benim yaptığım gibi yaparsın. Tanjant 3x'i de 5x'i de sonrasında da bulursun. Ya da eee böyle genelde şeyden yapıyoruz. Böyle şıklardan falan da gidiyoruz. O tekniği de sana. Ay kalemi düşürdüm ya. O tekniği de sana bir sonraki videoda söyleyeceğim zaten. Ama bir sonraki videoya direkt bu soruyla başlamayacağım. Dönüşümlerle başlayacağım arkadaşlar. Büyük ihtimal dönüşümle başlarım daha doğrusu. Orada da değişik şeyler. Önceki bilgileri sana bir hatırlatma yapacağım. Haberin olsun. Evet böylelikle bu kısmı yani 7. günün ilk videosunu bitirmiş bulunuyoruz. O zaman bir sonraki videoda ikinci videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.